Bugün bir oyuncu cennetine gireceğiz arkadaşlar. İçeride bir ton adam var Kamil. Evet abi, heyecanlıyız. Can Tuğ var, Diren Can var, herkes burada. Pis mi değil mi, ona bakacağız. Elimde de hijyen ölçer var. Alper'le yapmıştık bu videoyu daha önce. Onda ilk kapı zilini ölçmüştüm. Şimdi yine burada da bunların kapı zilini. Burası çok pistir ya. Ben de öyle düşünüyorum. Maske falan bir şey mi taksaydık ya? Neyse, dur şimdi ölçüyorum kapı zilini. Böyle. Bir kere şuna emin olun. Bu tarz video çekilmişse mutlaka ve mutlaka önceden temizlik yapılmıştır. Bunun aslında orijinali de mümkün değil ama basacaksın evi. Selamun aleyküm diyeceğim. Pa 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 hemen böyle o klozete mulozete bakacaksın. Yani çünkü benim de evime böyle bir şey için gelirse ben temizlerim o evi. Yani mantıken. Bak zile kesin basıyorlar abi. Sürme. Aha. Yapma. Ya oğlum daha nerelerine bakacağım senin, dur. Abi dur. Burası kirli, gelmeyin. Abi eminim öyledir. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bak oradan kameradan Annos bakıyor bize. Şimdi ölçüyorum abi. Hadi bakalım. Kapı ziliniz nasıl çıkacak acaba ya? Sandım abi o lan. Dış mekan ya. Sonucunuz 100 çıktı. 100 mü? 100 çıktı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada herhangi bir şey 100 çıksın. O kadar diyorum yani. Geri sayım başlıyor mu? Başlayacak şimdi. Nedir bunun değeri? Söylüyorlar mı hani şu kadar aralık çok pis demek, bu kadar sıfır temiz olsa herhalde 100 mesela nedir? Neyle standart? Bunu göstereceğim. İyice salladık. İçine koyduk. Enter'a bastık. Abi selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bak geliyor. Abi çok gerginmiş ha. Geliyor. 500'ün üstü çok selamlar kirli. Selamlar arkadaşlar. 500'ün üstü çok, evet, kirli. 500 üstü falan yapma, yapma 500 işte. Değildir o. 975. 9751 çıktı. 9751. Abi Alper'inki bile. Yanlış abi, oldum. Alper'inki 1600 çıkmıştı. Abi pisliğin yuvasına hoş geldin. Ya ilaç fabrikasına girerken giydiğimiz kıyafetlerden mi giyseydik ya? Ama çok samimi söyleyeceğim, hiçbir şeyi temizlemedik yani. FPS arttırma mı yapmış bakterilere? Street. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben Alper'i biliyorum çünkü elinde çamaşır suyla yıkadı. Normalde öyle değil mi? Tabii. Normalde ben öyle. Ben duş bile almadım. Her şey gerçek olsun diye. Ne zamandır almıyorsun duş? Bir gün. İyi tamam canım, o kadar olur. Abi 9751 çıktı. Daha şimdiden Alper'inkinin 6 katı. Uras abi bana bir anda gelse ve böyle bir şey yapsa ben arkadaşlığımı bitiririm ki, ben bayağı kucaklar götürürüm evin dışına yani. Yani öyle bir şey mümkün değil. 975 iyi falan yapıyor ya. 975. Ya bak şöyle diyeyim sana, 0-50 arası temiz, 100-500 arası dikkat. Abi ben bunu alıp senin eve geleceğim ama. Gel. Ben de ya öyle oğlum, video çekeceğim. Yani 9700. Oğlum adam evli barklı adam, sen 92 tane erkek bir evde yaşıyorsun. Bazen belki de o boklar birikiyor, sifonu 3 günde bir basılıyor, bir sürü şey oluyor yani. Burada olmaz ki o. Bir zili, aa bizim zilimiz yok. Bizim zilimiz yok abi. Bak 9751 burada görüyorsunuz. Şuradan ben böyle bakıyordum, 975 sandım. Biri görmeyince, ya o bile mikrop yuvası bu arada. Buyurun hoş geldiniz. Sizin herhalde tamam. 200 herhalde her şeye de. Vallahi bilmiyorum kanka, değildir. Ayakkabımı çıkardım. Herkes çıkartıyor mu ayakkabısını? Hayır. Şimdi onları bir anlatmak lazım. Burada böyle YouTuber, geçen gün 10 yayıncı 10 YouTuber buradaydı. Mesela kendine müzisyen ayakkabıyla girdi gezdi bu evde. Tuğkan geldi mi? Tuğkan da var. Kesin ayakkabıyla girmiştir o. Yok öyle şeyler yapmaz o adam. O yani. Pisletmiştir onu. Bakalım abi yani. Yapmıyor, o girmiyor. Şimdi bazı şeylerin altının dolu olması lazım. Ben ne yaptım da bir eve ayakkabıyla giriyor oldum şimdi? Neden? Şöyle bir karar aldım. Eğer böyle bir içerik benim yeni evde falan çekilirse 4 gün boyunca klozete sıçıp bırakacağım. Ve o ilk klozeti açtığı an intikam olsun diye yüzüne buram buram kalmış bok kokusu transfer edeceğim. Kibarlık yok. Evet. Bu artık bu şekilde olacak. Yapacağım. İzleyin. Bilmedi de. O pisletmiştir onu. Aa burası senin oda mı? Ben şu an gerildim. Burası hepimizin odası aslında, salon abi. Ha, ama burada uyuyor bu çocuk. Bu çocuğun böyle bir hayatı var. Uyumadığı zamanlar burada. Yani sen uyurken burada PlayStation oynuyorlar evet, mı? Çok. Evet oldu birkaç kere. Burası ortak alan gibi. Ya Cantu ya. İlk evine gittim. Senin yatağın nerede dedim, bu dedi. Amına koyayım dedim.
Nasıl başaracaksın bunu? Yukarıda diğer çocuklar malikanede yaşar gibi böyle odaları falan kendileri. Bu adam burada yaşıyor. Değil mi? Tam bir man cave. Değerlendirirseniz çok sevinirim abi burayı. Ha, çünkü öyle, hakikaten öyle yani. Abi ben burada önce bir gamer'ın evine geldiğimizde yayıncının bilgisayarı açacağız. Hadi bakalım. Büyük sınav. Abi çok sıkıntı. Birazdan canta var. Ama bak burada da... 15. Hayvan gibi temizlik yapılmış evde. Hayvan gibi. Abi inanılmaz. Buraya dizilmiş falan bir şeyler. Kurulumlar var abi burada da. Ben özellikle 24 saat yayın yapıyorum mesela. 24 saat takılı kulaklık. İşte farede bir şeyler oluşuyor böyle artık yani. Hareket ediyor. Fare kendi kendine yürüyor. gibi. Gibi. Yeah! Bırak lan! Ya bir kere en basit mousepad'e bakacaksın abi. Mousepad temizse orada sağlam temizlik dönmüştür. Yalansa yalan değil. Gibi. Bakteriler şey yapar. Tamam. Buyurun. En azından mouse sağda. Şimdi abi ben bunu anlatayım. Bu organik inorganik kalıntıları ölçüyor. Hı-hı. Yani böyle burayı silsen bir şey çıkmıyor. Hı-hı. Normalde Cantucuğum. Hadi bakalım abi. Şimdi senin bir klavyeyi mouse. Aa, orada anısını anlattı oğlum. 4 sene önceki anısını anlattı. Yayın 24 saat yayın yapıyorum falan. Sol kliği. Milyonlarca oyuncu öldü abi o farede. Gerçekten. Sen iyi oynuyorsun bir de değil mi? Vuruyorum biraz. Vallahi, ha bak şurada tatak var. Tatak ne abi? İşte şu pislik. Ya bir şey söyleyeceğim Kamil. Siyah çıktı ya. Şimdiden mi? Evet. Ölçmesek mi acaba? Başka ne? Abi ne? Alın teri. Biz burada ekmek tekniğimizi yürütüyoruz yani. Buradan space'te zıplıyorum ben habire. Başka ne yapıyorsun? Makine bozulmasın. Abi bilmiyorum. Bu zilde bile sınırları zorladık. Ben zile relatif... Ya oğlum klavye temizliği... Yani. Başka hangi tuşlara basıyorsun? WASD abi. Evet, klasik W. Tam da yerlerine yapıyorsun yalnız. Aa, oğlum simsiyah oldu lan. Bir temizle şunu ya. Islak mendil diye bir şey var ya. Şuna bak, bir bak. Baksana, simsiyah oldu ucu. Abi işte şey yapmadık. Kolpa yok bizde hiç. Olduğu gibi bıraktık. Bırakalım. Şuraya bak. Cantı çakışıyor mu sana? Ay kendimi de anneanneler gibi hissediyorum. Fırça atıyorum adama. Kelli felli adam. Çok başarılısınız oğlum. Seviyorum size. Çok sağ ol abi, teşekkür ederim. Vallahi ama pissiniz işte. Ben de ama bunu verirsen bana bir gün ziyaret etmek istiyorum seni. Gel başımın üstüne kardeşim. Bak iki kademe. İkinci kademeye geçiriyorsun. İlkinde sonra sallıyorsun böyle, o iyice bırakıyor kendini. Bak bu iyi marka ha. Soya sosu markası. Nasıl? Japon. Kendi fabrikalarını güvenmemiş. Klavye dediğin sökülür, atılır tuşlar torbaya, basılır tüm temizliğin içine, diğer büyük parçaları tuşla muslukla. Kardeş o iki senede bir yapacağın şey. Japon kendisi hijyen makinesi çıkarmış abi. Aşağı koyarım burada kullanacağım makinelerin linklerini, başka şeyler de var. Belki şimdi. De o fabrikaya özel hassas ölçüyordur. Hassas ölçüyor tabii canım. Bir fabrika değil evet, sonuçta. Değil değil. Tamam, gerçekten öyle. O zaman 2000 dedik mi abi? Bas şu tuşa. Hadi 2000'i en üst limit yapalım. Çok iyi. Bir dakika sen o baremi bir söyle bize. 2000. Aslında 500'dü. Sana 2000'e çıkar. Ya bunu yazan da 151 çıktı şey. Böyle Doritos'lu parmaklarıyla WASD'ye basıyor bu arada. 8942. Abi adamlar senin klavyeyi söküp... Abi herhalde dün silmiş çünkü zilden daha temiz çıktı. Evet dün silmiş. Abi ben bir şey denemek istiyorum ya bu alet... Doritos baharatlı çips herhalde abi diyor. Bozuk çalışıyor olabilir. Bak. Yapma. Hayır merak ettim ya. Şunu bir bakar mısın abi ne kadar kirli? Belki bunda da 10.000 çıkacak. He mantıklı. Sıfır bir şey şu anda. Tertemiz bir şey çıkardı. Hatta bak aleti test ediyoruz. Poşetini aç abi. Açıyorum abi. Harbiden bunda sıfır falan çıkarsa bu arada büyük bir... Reklam mı lan bu? Hiç elleme. Bir tane şeker kutusu. Tamam. Olips. Bizim sponsoru mu? Size vereceğim evet. Bolca şeker vereceğim. Vay. Peki o şimdi burada pislik kalmış olma ihtimali var mı? Bak burada kapalı. Bunu ölçüyor. Buradaki sıvıyı ölçüyor. Sıvının... Peki bunun ortalaması gerçekten ne literatürde? Yani normal bir evde. Abi, bu makinenin 500'ün üstü gerçekten... Sıfır tertemizmiş. Mesela benim cildime sürün sıfır çıkar. 150'ye kadar dikkat mi? Dikkat kirlenebilir. 200-500 arası kirli, 500 üstü mikrop yuvası. Pis. Ama normal evlerde bu 2000'ler 1500'lere çıkıyor. Gıda fabrikası ölçüyor. Orada öyle sterildir düşünüyor. Abi her şey tabii. Şimdi. O yüzden sıfırdan başlıyor. Bizim burada ablamız var. Kendimiz ara sıra topluyoruz. Ara sıra derken abi onu anlamadım ki. Bir YouTuber geleceği zaman. 20. Az siktir. Bu, bak bugüne kadar ölçtüğümüz en temiz şey. Minimum abi. Bundan daha temiz hiçbir şey görmedim. Ama 20... 500'ün üstü gerçekten... Harbi tertemizmiş. Hiçbir şey görmedim. Ama 20'lik de bir şey yok gibi abi orada sanki. E işte zaten temizlik dediğin şey öyle bir şey ya. İnandın mı alete? İnandım. 20 de havayla teması bu arada. Havası pis ya. Tukan abi abim senin arkadaşın mı Yeditepe'den? Olabilir. Selam söyle. Aynen. Oradan gelmiş olabilir yani.
Kaç leşin var söyle. Dijitalde çok abi. Karışık. Ya, ya hiç saydın mı lan? Sayamazsın mümkün tabii, değil. Tabii nereden sayacaksın? Ya çünkü çok... bir de 10 yıllar yani. Tabii hani. Canım. Bu ne? Abi bu benim hayalimdeki çocukluk oyuncağı delici. Bu Half-Life oynuyorum ya lan. Ben neyse. Bunu kolu... geçiyorum. Komünün bildiğimiz için. Çok rahat. Şimdi 8671'di klavye. Ölçüyorum bak. Ya hafıza varmış abi sende de. Analoglara da sür. Tabii tabii. Bak bu da çok pistir. Genelde PlayStation oynarken çünkü bir şeyler yersin. Bir şeyleri gömersin. Elinde mutlaka bir şeyler olur. Bak klavyeden daha farklıdır o. En pisi bu çıkacak yani. O klavyenin yanında bence çok daha pis çıkacak. 11'in üstüdür bu. Onlar böyle hareket evet, sever. Sol değil mi? Evet abi. Bak arası. Bilhassa şu aralar bak. Bir de şunların araları bak. Oo. Çünkü bu ıslak mendil bir vurursun temi. Bak görüyor musun şurayı? Bak burası 50 bin amına koyayım. Sümük olmuş burada kendiliğinden bak. Şunların içi bak. Öf. Sınav arasına da sürüyor. Tabii sür sür bolca sür abi. Temizliyorum şu an. Orayı silmemiştik. Ya temizliyorum şu an aslında. Bu arada teknik olarak evet temizliyorsun abi. Evet. Hepsine. En azından bir kısmı. 8671'e pamuk sürülüyor ne güzel. Evet abi. Bir daha 8671. Bir daha olmaz. Ya evet. İnşallah bu çok çıkar da. Oğlum bu çok pis. Oo bu ne lan? Oraları kürdan temizleyip çıkan silgi tozu gibi kirleri ölçmesi lazım. Evet yani tehlikeler onlar. Şuraya bir yalak vurdum mu direkt korona 3. Oo. Siyah ya oldu. Oğlum gözünüzü sevdiğim ya ellemeyin şu silin iki gün canım iki abi, ya. Biz evli değiliz. Ama sürekli kullanıyoruz biz. Sen bilgisayarı kaç saat kullanıyorsun günde? Oturuyorum sabah 9'da, 9.30'da, tamam. Akşam 6'ya 7'ye kadar kullanıyorum. Biz 18 saat kullanıyoruz öyle düşün ya. Tabii canım ya elbette. Biz ama o bilgisayarı tabii canım elbette. Bir deneyin abi alın bundan. Ev, kendi evinde denedin mi abi bunu? Denedim. Kaç Diren'in odasını mı bekleyeyim? Abi, yerine hadi göre bakalım. Değişiyor. Diren en temiz çocuk. Şey ne biliyor musun? Ne? El. En pis el. Değil mi Kamil? El, telefon. Telefon inanılmaz pis bir şey. Bizi de pis ilan ettin abi internette şimdi bu şeylerle. Evet. Olsun. Ne yapalım? Ama senin kalbin, sizin kalbiniz, yüreğiniz güzel ya. Allah razı olsun abi, teşekkürler. Çok gergin o proses. Niye geriye sayıyor ki? 2, 1. Ben kullanmadım PlayStation'ı. 7200. Ay ya, iyi ya. İyi ya. Senin klavye daha pis. Hayır. Abi. Hayır şöyle düşün. PlayStation misafir gelince 2 saat falan kullanıyor. Sen ondan sabah akşam yatıp kalkıyorsun. Hem öyle bir de biz orada yemek de yiyoruz abi mesela şimdi. 24 saat, 24 saat canlı yayın yaptın mı abi hayatında? Yok yapmayacağım da. İşte yemek yemen gerekiyor orada. Tabii canım haklı. Oğlum ben... Hakikaten. Ben o kadar da yargılamıyorum. Olabilir bu. Ya sokacağını sokuyor sonra olabilir ama, böyle abi. Ama önce bir sokalım. Ben bokumu atayım da. Evet. Kanka. Sonra dinleriz şeyini. Tamam bu da bahane. Bu da çok kötü çıktı ya. Ya bunları yakın. Şimdi tuvalete gidelim o zaman. Gidelim. Aa, bak şimdi anlatayım. O tuvalete. Abi o tuvalet harbiden. 15 kişi gelirse herkes... 10 yayıncı 10 YouTuber. Geldiler. Aynı anda gittiler. Aynı. Ben bahçeni işedim. Ben hiç dokunmadım bile oraya. Yani Tuna Tavus sıçtı oraya abi. Aa, zehir atmıştı. Kere sifon çekiyorum diyor abi. Ben ne yapayım şimdi? Abi. Nasıl kurtaracağım abi? Kamil 3 sifonda çözebiliyormuş işi. Ha, benden iddialılar da var. Kamil sopayla dolaşıyordu bir araya. Gandalf Kamil. Evde Gandalf Kamil diye. Gitmiyor mu? Abi. Gitmedi abi. Bir kere elinde öyle yakalandım sopayla. Elinde Gandalf Kamil. Onun lakabı öyle kaldı. Sopa, İttiriyor. Işte aynen. Zilden belliymiş oğlum bizim gidişatımız. Ya. Tuvaleti merak ediyorum asıl. Sen girdiğinde sen ne yaptın? Normal. Sen de girdin. Normal. Normal. Yani evet. 506 seviyede bir şey mi yaptın? Yani onu ölçmedim. Ama en azından Tuna gibi. Zaten fiziksel tabii, olarak mümkün değil. Yani ben Tuna'nın zaten Tuna benim gibi. Oğlum Tuna ağırlıkla klozete oturduğunda klozetin bütün pisliğini gözenekleri emiyordur amına koyayım besin diye. Yani adamın götü yiyordur onu anladın mı? Tertemiz çıkabilir o. Hiç belli olmaz. Biz çıkartıyordur. Yani anladın mı? Şimdi giriyorum abi. Misafir tuvaleti. Işığı açıyorum. Şimdi burada görmüyorsunuz tabii. Evet abi. Tuvalet burada. Şimdi ölçüyorum bak. Genelde şu nokta. En iğrendiğim. Abi o işte kötü o. Burası kötü o. Tam tak 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 diye böyle bir çekiç darbesinden sonra özgürlüğünü ilan eden pıtırdaklar var ya. O sıkıntı ama bu klozet de temizlenmiş. Mesela klavyemden pis çıksın da rahatlayayım ben. Abi. Ya da o tık tık dışında da olur o. Kızlar kusura bakmayın hani stok bitmeye yakın kendini böyle hani yer çekimine yenik bırakanlar var ya son 0.2 mililitre. O ne açıyı doğru tutturmadıysan çünkü o direkt zaten oraya düşüyor.
Orada sıkıntı var. 8000'lerde. Zevk alıyor resmen ya. Çok üzüntü bir dönüşüm vardı arada. Çok yani 9000'lik döndün öyle söyleyeyim. Abi inşallah klavyeden daha kirli çıkmaz. Hoşuna gidecek abi senden abi. Evet. Ben hissettiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Klavyeden daha temiz çıkacak. Klavyede organik parça. Ya bu şaka herhalde diyenler bir şey söyleyeceğim. Kızlar ya beni bok ve çiş muhabbetine iteklemeyin ya. Linç yiyorum sonra kaç yaşında adam neyi konuşuyor diye. Hayır abi beni böyle bir şey iteklemeyin ya. Kusacağım falan diyenler. Ne abartıyorsunuz ya? Sanki siz çişiniz böyle çamaşır suyuyla böyle başkalaşıma uğrayıp böyle kendi jelatini içinde pırtık diye klozete düşüyor ya. Seninki de sıçrıyor. Allah Allah. Evet, geri sayım başladı. Dın 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 dın. 8600'lerdeydi klavye. Orası temizlenmiş, düşük çıkacak. Aa! Ne ya? Klavyeye gidelim ya. Abi yürüyün ya. Gidelim direnin odasına gidelim, onun klavyesine bakalım. 1300 mü çıktı? 1300 çıktı. İşte oraya böyle bir güzel bir şöyle şey bez geçmiş orada. Allah aşkına. Ya sen klavyeye mi sıçıyorsun? Yanlış mı acaba? Abi yanlış mı gerçekten? Sen yanlış mı yapıyorsun bu işi? Bununla mı oynuyorsun acaba o? Ha o Domestos bu. Ama Domestos taze vursa 1300'e çıkmaz ya. Mouse diye 1352 çıktı ama. Allah'ım kudumun evini temizlemedi. Video olsun diye. Abi samimi gerçek olsun diye temizlemek abi. Ben de bilirdim. Hayır oğlum bu. Anlamadım ki bu. Abi yukarısı klavye kaynıyor. Sökerdik. İdrar normal steril bir sıvıdır. Yani bir kovulmadığımız izliyor. Mine'ye bakıyor. Değiştir sen o klavyeyi. Ya kovul. Ya bunu şey gibi düşün. Mesela şu hepimiz aynı evdeyiz. Biz erkekler olarak mutfak tarafına geçtik. Kapı kapandı. Orada böyle çaylar falan koyuldu. Muhabbet dönüyor yani. Ben çişim bir gün kıçımı yılan ısırdı bende. O mod yani. Onu şey gibi kovulma gibi hissetme. Abi, ya bu mantıklı abi. Şimdi. Abi çok teşekkür ederiz. Yok, çok güzel. Gel. Mutfaktan çıkın. Bak bir şey daha var içeride. Ona bakalım. Ona bakarız. Bakalım derinin odasını ısınmış. Direncanın odadan çok bahsi, çok met ettiler. Abi yapma. Kedi var bende. Arkadaşlar kızlar bizden daha temiz. Bunu hepimiz kabul edelim yani. Hani genel olarak daha çok dikkat ediyorlar. Biz umursamıyoruz bazı şeyleri. Doğruya doğru şimdi. Ay ya ama demeyin oğlum. Doğruya doğru. Sen işerken bacağına sıçrıyor amına koyayım. Umursuyor musun onu? Kızlar yine daha safe yani. Oo tam cümbüş. Sen aç abi seversin. Evet. Oo. Baba burası çok tehlikeli. Burası temizlenmemiş gibi duruyor. Burası çok tehlikeli. Aman Allah'ım. Yok yine bir dokunuş var ama ooo. Allah'tan bana yeni klavye geldi yoksa var ya. Ya bunlar doğal gamer odaları abi. Evet şimdi. Çorap gamer abi, çorabı. Abi o kedimin oyuncağı bu. Yeni çıkmış pet shop. Oyuncak al kedini oğlum böyle oyuncak mı olur? Çok güzel. Kızım. Direncan'ın masaya oturduk. Bir şey söyleyeceğim mouse'u değiştirelim. Ne olur getir bak. O mouse'u. Yok kurtulma. Abi mouse'un bak şu andan kalıntı var. İşte getir. Abi. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Asla ve asla bunları benden duyamayacaksınız ama frekansı yakalayanlar var. Oha çok kötü oğlum. Araya sokuyor ya. Herhalde oğlum. Sokacak tabii sever orası abimsin. Tabii aralardan. Bir de Diren abi bizim şeyimizdir. En böyle lahmacun yer yani. O kadar dönerken tabii. Ooo. Sıfır şaka yani o yağlı şeyi de koyar buraya. O da olabilir lahmacun da olabilir diye. Tabii canım burada. Kesin. As- Chat pislik yapmayın öyle bir şey aklıma gelmedi ya. Pislik herifler. Harbiden siz Uras Benlioğlu'nun videonunu izlerken pisleşiyorsunuz ha. Anladık mı anladık şunu dedin değil mi? Aklımın ucundan geçmedi. Söyledi zaten yemek yerken damlayan sostan bahsettim ben. De. Harbiden bazen çok utanıyorum yayın yaparken sizin yüzünden ya. Suyu alıyorum şu bak aralar çok abi, sana. Bak. Bak aralara bile soktum. Abi onu yapmasaydın. Oho. Ama işte oğlum ama mekanik klavye aynen işte. Abi, aynen. Bir de böyle alengirli. Bu da açık model bir de abi yanlardan. Abi. En iddialı simsiyah kanka. Bu ne ya? Gözünü sevdiğim ya. Kızım. Çime. Boku kediye atacak. Evet evet kızım? Aynen. Ne bu? Kızım bu ne? Hayvanı burada kapatmışsın. Gidemiyor bir yere. Gel buraya. Sizin şey şimdi. Nasıl gidiyor? Aldı. Takım. Vallahi çok güzel takım abi. Güzel. Rain sauce. Bak Rain sauce yaratıcıydı.
Mayonez yaratıcı değil. Ranch sos yaratıcı. Kıvam yani. Ben abi yeni wallpaper'ımız nasıl? Harbi ben mi? Anlamadım ne olduğunu. Valla mobilde dünyada 6. olduk abi en ne son. Diyorsun ya? Valorant'ta çok güzel takım kurduk. Oğlum aferin lan efsane size. Efsane filmle duyurduk falan. Ne güzel işler yapıyorsunuz. Uğraşıyoruz valla. Valla abi çalışkan insanlarsınız. Merch'ler abi. Merch'ler gelecek şimdi. Kolyeler bilmem neler. Gönderin takalım ya. Göndeririz evet, abi valla. Ya hayırdır lan? Herkes Udi Range şeyler yapıyor ya. Neyse ben 6 sene önce yapıyordum ya. Tabii. Sen bize taktın zaten. Daha takacağım. Ama abi merchleri bir hafta kullanıp öyle göndereceğiz sonra. 20 bin ya. 21 ya. 20 binden aşağısını kabul etmem. 20 binden aşağı yok abi. Abi bu 50 bin falan çıkıyor herhalde. Abi, yok bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. Bu oradaki siyahlıktan çok bakteri çıkmaz. 9 bin falan ya, çıkıyor. Ama limiti kaç abi? Kedi tüyü var bunun içinde. Her şey var bunda ya. Ya bakalım. Arasına ama soktun abi. Cantu'dan nasıl daha panik oldu açıklama derdini. Evet evet. Dedim öyle 12 bin falan çıkmaz. Oğlum ne yaptın lan? Oğlum ara. Abi sigara attın oğlum, makine. 80 bin. Şu 80 bin. 80. Oh, 80. Abi. Ne? 80 bin. Ara Necati klavyeyi, sana yeni klavye gö- şu. Evet evet. Şerefsizim 7900 sandım onu ben. Oğlum ara. Abi sigara attın makine. 80 bin. Şu. 80 bin. 80. Oh, 80 abi. Bin. Ara Necati klavyeyi, sana yeni klavye gönder. Buna abi, daha bu oğlum, olacak bir şey oha, değil. Oğlum. 80 bin ne ya? Alarm çalıyor ya Ale. Bakın evin standartlarına göre ne kadar temiz bir sıra olduğunu ben bunu istiyordum abi. Ben bunu istiyordum. 10 kat daha kirli senin klavyen. Abi oraya soktun ama ya. Abi, oğlum arası açık ama. Abi baksana bir Allah aşkına. Ya sen daha niye açıklıyorsun oğlum? Buraya sokulur mu abi? Baksana ama şuraya. Ama arası açık. Tamam da kül var bilmem ne var. Bak abi gerçekten şuna. 80 bin değil mi 80 ya? 80 bin abi bu rekor kırılmaz ya. Bence de kırılmaz. Kanka şu an dünyadan... Ben kime gideceğim? Pislik insan oldu şu an. Abi adam bagetine sürüyorsun 16 bin çıkıyor. Burası hani çok kolay bir şey söyleyemiyor şuna bak. Abi ama gitti ben. Alet uyarımı veriyor şu an. Abi alet çılgın olmuş şu an. Ölürsün diyor burada. Radyasyon var diyor abi burada. Orayı terk et diyor ya. Çıkarın beni buradan bir alet. 80 bin oğlum. Gözünü sevdiğim ya. Kendine biraz çeki düzen ver. Ya. Mousepad'i yıkadığımız video hatırlıyor musun? Evet. Onu benimle 4 yıl dalgasını geçtiler. Bu bakalım. Abi olacak. Bu ama inanılmaz. Abi adam mousepad'i yıkadık zift çıktı. Siyah bir boya çıktı içinde. Oğlum tamam. Yani klavyeden bu çıkıyorsa bu bir de emiyordur bu. Tabii canım. Bak vallahi lahmacun yiyor. Ama de yağlı evet. Poşetini de buraya koyuyor. Ben uyarıyorum bu konuda ev arkadaşım ama. En azından yağlı poşetini koymasın diyorsun. Tabii canım. Mousepad'e saygımız var. Kutsal cisli o yani. Meslek değil mi? Tabii canım abi. Kızardı. Vallahi direkt kızardı. Abi ben daha nereye ölçeceğimi bilmiyorum. Ben de 7000 çıktı. Rengi attı bir anda. 79 bin çıktı ya. Bu evin en temiz yeri neresidir abi? Evet en temiz yeri burası çok temizdir diyeceğiniz bir yer var mı? Olips kutusunun ambalajını açtık. Yani daha Olips diyor hala. Abi orası. Abi bisküvi var açayım mı? Olmaz. Yok abi. En temiz yer. Benim odada zaten her yer kedi tüyü. Buraya gelmişken bir şey daha ölçmek istiyorum. Hava kalitesi. Abi. Abi sen kaç tane cihazla geldin buraya? Abi her şeyinize bakacağım. Beni var ya el koyacaklar bana. Bu evet abi. Gerçekten bu evden alacak beni. Sosyal bilmem var ya Amerikan şeylerinde. Bu 30'dan geri sayıyor kanka, bunun işi uzun. Aa. Bak. Ohlama makineye, makineye ohlama. Bunu ilk kez kullanıyorum bu arada. Olması gereken 800 veya 6. Yeşil. 842. Fena değil. İyi. İyi bak bu şeyin iyi çıktı. En azından. Karbon dioksitin. Evet. Gurur duydu kendinden. İyi çıktı. Bir şey daha ölçmek istiyorum ya. Kedinin çok takıldığı bir koltuk var bak. Şu mu? Şu. Bu da var, bu da var. İkisi de. Sen burada oturuyorsun. Kedim de yanıma yatıyor. Kedi de yani. Burada mı oturuyor? Ha, kediler tertemiz ya. Kedinin hamile. Kedinin sıvadığı yer. Klavyenden temiz. Harbiden öyle. Bir kahkaha daha. Ölçüyorum. 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 Üstüne örtü örtmüştüm. Ya ne 80 binler var ya bir dakika yani. Altta mı asıl? Yok hayır üstüne yatıyor genelde de sonra bir yerden sonra atıyor üstüne abi. Pırıl pırıl çıkacak. Allah kahretsin. Abi senin şeyden daha az çıkabilir bilmiyorum. Öbürü zifti çünkü. Ya 79 bin korkunç bir rakam abi. Abi sigara külü bilmem ne her abi, şey. Abi peki orada. Bu adamın hasta olup ölmesi gerekmiyor mu o zaman? Evet. Ya bilmiyoruz belki hastasın. Abi yok benim. Sorgulamaya bak. Maşallah. Şey olmuş 90 bin. Ha doğru abi. Hasta olmuyor. Önceden almış abi. Evet abi önceden almış abi. Bunun
Hepatit, ne her şey vardır burada. Beni abi mikrop dünyasının tuna tavusu gibi. Aynen düşün. Tamam mı? Ustam bir sınırsız mikrop daha alayım gibiyim yani. Abi inşallah klavyeden daha kirli çıkar. Ya çok daha temiz çıkacak canım. Oğlum ya senin Allah, senin klavyenden de temiz çıktı. Oğlum ben 10 kat kirli. Diren abi, evet Diren ameliyat olmuş tur herhalde. Bilmiyorum lan. Evet abi. Ya bu da çok kötü bu arada. 7000 yani. Abi senin sakalına yapabilir miyiz onu? Dur tamam, sakal challenge yapalım. Senden başlayalım. Tamam abi. Benden başlayalım. Arasına arasına. Ama az var abi sende. Ha iyi, bir info, bilinen bir info, ha tamam. E ne yapayım abi yani? Allah Allah. Böyle abi, böyle. Bıyıma mıyıma. Ama çok zor abi. Ben mahvoldum abi. Abi adam aile babası. Temiz ben bir yerde yaşıyor. Ben mahvoldum şu an. Bunun arasına ne kadar çok şey girebilir farkındayız değil mi? Bir kere emek çıkmış. Olay katı kaynayacak. Olaydan bir şey çıktı böyle. Kıyma çıkmış lahmacunun böyle. Bakalım, sakal challenge. Alper'de ne çıkmıştı bu? 13.467 çıkmış. Senin klavyeden. Alper'in sakalı 13.000, senin klavye 80.000. Bu arada bir şey söyleyeyim. Alper geçen geldi, benim klavyenin arasında sakalı düştü. Ondan olmuş olabilir. Oradan olabilir. Oradan olabilir. Olabilir. Kaç çıkacak? Tahminleri alalım Diren. 10.000 çıkar bence. Abi o kill, o bakteri ürer orada ya. 5.300. 43.000! Klavye kadar çıktı zaten. O kadar bağırdınız, çağırdınız. Adamın ağzından 45.000 mikrop oranı çıktı. Bir durum var ortada. Ne yaptın abi? Abi ne yaptın abi sen ya? Ben de anlamadım. Niye böyle oldu? Olabilir abi. Morali bozuldu bak, morali bozuldu. Hayır olabilir. Neden olmasın? Ama 80 bin çıktı ya az önce. Abi çok şaşıramadım. 80 binden sonra artık her şey... Belki içeride benim klavyeden parça kaldı. Mueee falan diyen adamdan 40 bin çıktı abi sakalı. Ooo simsiyah çıkıyor şimdi az önce. Asiktir. Seni sona bırakacaktık aslında. İyice şey yaptı abi. Deriyi deriye alıyor. Deriyi bana... Saplıyor. Covid şey testleri oluyor. Aynen ya, aynen. Mıyanı mıyanı da. Abi sen var ya 100 bin çıksın diye her şey yaptın. Evet. Bak bu daha koyu mesela. Değil be. Yapma be. Deme. Ben yanlış mı gördüm? Bir yerde bir çelişki olması lazım. Makine bozuk değil. Ben sürüp 60 bin falan çıkar. Sakalı daha uzun. Ama yok değil abi, denedik. Onu denedik abi, evet. Denedik. Gerçekten denedik. 20 çıktı, hiç görmemiştim. Benim planım oydu, makineye bok attı. Olmadı. Olmadı. Benimki 43 bin. Oğlum çok kötü çıktı ki abi. Evet abi. Evet abi. Çocuğum ocağı öperken dikkat edeyim. Suyun da rengi benim... değişti bayağı bir. Evet abi gerçekten değil mi? Kanka, abi sen biraz fazla çalkaladın benimki. Ondan mı acaba? Şimdi ölçecek. Abi ben... Kaç gelecek tahminler? Bilmiyorum ki. Yapma. Ben daha pis çıktım. 21 bin çıktı, adam şok amına koyayım, baksana Diren. Oğlum sen Diren'i ez aşağıla pissin de burada abi. Ne de sen haklısın. Valla iyi, bunu aldık en azından. 213 bin zannettim ben, biliyor musun kanka? Öyle değil mi? Siz de bir tepki verdiniz, ben daha pis çıktım diyene kadar benim bütün hayatım gözlerimin önünden aktı. 213 bin olsa gerçekten hastaneye gitmemiz gerekiyor ya. Şimdi burası abi, ben daha kirli çıkayım diye böyle mi olacak? Yo, hayır abi, bizde adalet var. Ağzına soktu ama ya. Evet abi, ağzına soktum, kusura bakma. Evet. Neye bakıyorsun? Yorulduysan ben sallayayım abi. Vallahi ben de yoruldum ya. Tahminleri alalım. 30 bin çıkar ya. Benden daha kirli değilsinizdir. Kaç çıktı? Diren yine şok. O adam 60 bin çıktı ya. Pis herifler. Neredeyse klavye gibi çıktın oğlum. Abi, ne sen de 40 binliksin ya. Abi, oğlum ben klavyenin yarısıyım, sen klavye... Yemek çıkıyor içine sakın. Yemek çıkıyor. Yenir. Oh. Çok sürttü, ağzıma soktum. Abi şimdi bu şey, ölü dedeleri de alıyor buradan. Alıyor. Benim yani... o kadar sakal var mı? Omega 3. Bilemedik. 60 bin. Tamam, Murat verdim abi. Karbondioksit ölçümünü senin şeyde tamam, devam olur, edelim. Tamam olur, buyurun. Zaten kaybedecek bir şeyim kalmadı. Abi, hava kalitesini burada bir ölçelim. Ölç abi de, burada kaç kişi sigara içtiniz mesela? Hava kalitesini önce... Sonra ölçüyor ya. Allah'ım böyle bir şey olur mu ya? Bunlar burada hani dekor mu? Ben kullanmıyorum normalde sigara. IQOS. Evet. Şey yani. Ama burası senin de dediğin gibi. Orta kalan hakikaten. Orta kalan. Yani. O yüzden. Ona göre yargılayın lütfen. Başvuru. Senin kaç acaba, ne bileyim oğlum. Saniyede buradaki hava kalitesini de ölçeceğiz. Sonra bir de sizin için bir şey yapacağım. Gerçekten buranın ses desibelini ölçeceğim. Yani... Benim herhalde... 70-80 falan çıkar. Sen burada uyuyorsun ya. Hani uyumaya da tamam. Uygun mu? Bunun da bak, linkini koyayım. Bak benim aletim var orada. Açmadım onu daha. 70-80 bin demedim. 70-80 arası bir şey çıkar. Bu arada net söylüyorum, eğer böyle bir şey olursa benim içeriğimde
gelmeden 2 dakika önce böyle çitelerim yüzüme. Kıçıma kadar böyle. Hava temiz değil. Sigara bile sürmem ağzıma. Buradan da bakabiliriz yani. Odada zaten şu an hava kirli. Benimki bir saniyede veriyor abi. 30 saniye değil de. Ama burada astronomik bir şey çıkacak yine şimdi herhalde. 84 çıktı direnç. 712. Aa çok iyi. Yok aslında harbiden öyle yapmayacaksın. Yani öyle gözükmenin bir anlamı yok ki. Doğal, yani standart rutin bakımınla çıkman lazım. Öyle daha güzel olur o içerik. Doğru söylüyor yani hani. Yemeğini yemişsin, ağzını yıkamışsın veya yıkamamışsın. Bir sürü şey var ama korkutucu çünkü sakal var. Yani sakalın, ben bak sakalıma argan sürerim, bir sürü kremim var artık kullanıyorum o tip şeyleri. Öyle bakmak lazım. Rezillik olur, yak be. Abi rezil olacağın şey ne mesela? Bunu izleyip de vay amına koyayım ağzını boka mı sürüyor lan bunlar diyenin belki de 400 bin amına koyayım. Bilemiyorsun ki. 850 evet, benimki. Aynen. Tamam. Burası yaşam standartında. Aferin. Güzel. Teşekkür. Allah razı olsun. Abi. Eyvallah. Çok sağ ol. Aferin. Şimdi desibeli ölçüyorum. Sessizlik. Bir dakika. Şu dur. Şeyleri ama şurada normalde ölçeyim. Çalışmayanları da kapatayım. Şurada mı yatıyorsun sen? Bir nasıl? Saniye. Güzel poz verdin mi? Yakıştı abi. Yakıştı mı? Çok cüretkar. Tabii cüretkar poz verdim. Bence de evet. Deriden geliyor olabilir. 40 desibellerde. Güzel. Uyunur burada. Bir bahçede bakalım. Çıkıp bahçede keyif yapıyor musunuz? Yok abi çalışıyoruz. Vallahi havuza 3 kere girdik. Havuz burada. Çıktın, keyif yapıyor. Ya bu hava kısmı sıkıcı ya. Duyup analiz edip sıfır mı? Aa mutfak. Mesela burada ne yapacak biliyor musun? Hep bunun muhabbet döner ya. Bulaşık süngeri. İşte dünyanın en çok bakteri biriktiren malzemesi mesela. Abi bu mutfak böyle falan değil arkadaşlar. Ben de gittim buraya. Burası temizlik görmüş. O okey. Emin ol ben de olsam ben de temiz ettiririm. Ama bulaşık süngeriyle Uras Benlioğlu'nun sakalını kıyaslayacağım mesela. Makineyi öyle test edeceksin. Evet, şimdi mutfaktayız. Evet. Yemek yapıyorsunuz mu? Ya genelde dışarıdan söylüyoruz. Ablamız var, o da yapıyor ara sıra. Aha. Ama ablayla zaten bir şeyleri... Sarı bez. Yolları ayırabiliriz. Estağfurullah oğlum kim senin? Sen valla sen... Ama ne yapsın klavyesini? Abi yok adamı. Genel yani. Yani sen elliyorsun klavyeyi. Doğru söylüyorsun doğru. Yani ya. Tabii canım biliyorum ya. Şimdi abi bak Alper'de şeyi ölçmüştük. Aha. Et tahtası ki üzerinde tavuk mavuk bir şeyler kesmişsen geçmiş olsun. Sen tehlikeli şey. Evet. Bir mutfakta olabilecek en kirli şey bu. Organik çok şey kalıyor. Evet. Çünkü. Eyvah. Güzel iyisin de. Hadi bakalım. Bir Uras yazayım. Bunda yemek yiyorsunuz siz. Ya senin hatırlıyor musun? Klavyesinin suyunu gözükmüyordu arkası. Abi siyah zift gibi. Ekmek tatlısı o. Ekmek tatlısı da sen her ekmek tatlısının ekmek kesildiğine inanıyorsan çok düzenli bir ailenin içinde yaşıyor olman lazım. Orada her şey kesilir. Yani bak Tuna Tavus tartıya bastı, tahta kırıldı tartı. Gerçekten kırıldı evet, mı? Evet. 999 oldu. Kaç kiloymuş oldu abi Tuna? 175 şu an. O ne ya? Senin ailesi gram bozuyordu işte. Evet abi. Bir de senin sakalın. Bir de benim sakal. Aynen. Aa senin sakal benden. Tam çok fark yok abi arada. Yani. Bence çok çıkmayacak. 3'te 2'si. Hapse atarlar o 3'te 2'si ama. Evet. Yani ben oradan bari. 3511. Tertemiz. Evet. Ama yani. Artık bunlar tertemiz geliyor. Yalanır yani. Nereye baktığınız zaman bu temiz kaldı. Ama ben sana gelirken dürüstçe söyledim. Biz burada çok kalabalık yaşıyoruz. Sürekli misafirlerimiz geliyor. Durumlar böyle abi. Bir analiz edelim sizin evi. Edin. Bir oturup konuşalım bence. Konuşalım buyurun. Evet abi. Evet hocam. Nedir durum? Artık bu videodan bir ders çıkartırsınız bence. Ben sana söyledim. Oyuncular dağınık biraz. Görece biraz daha hijyandan. Görece derken 80 bin çıktı adam. Ya süzüldüm Mösyö. Çok güzel saltlar verdim senin için. Şefbal eyvallah. Adamın klavyesi ya. Görecesi mi kaldı? O uç nokta bir adam o. Abi o yani her şeyi yapıyor orada. Ben sınırlarında yaşıyorum abi. Abi Allah aldın orada kalıntıyı klavyenin içinde. Oğlum senin kalıntıyın ben mi koydum? Benim kalıntıyım kendi kalıntıyı Allah Allah. Kendi klavyesi o. Kedi senin. Çok fark ettiriyormuş. Evde kedi köpek gerçekten o organik inorganiği arttırıyor. Anneler doğru söylüyormuş buradan. Ben 14 tane bakıyorum. Çok sağ ol. İçmeyin baba falan içmem diyormuş. Gerçekten. Abi evin içinde klavyenin üstüne bakmıyor. Yok eve sokamıyoruz. Bende zaten alerji var. Bütün ev. Annemde, eşimde var. Çocuklarda da olur. Hapşurup duruyorum ya. Çaylı da ilk kez herhalde. Evet abi güzel oldu ama değil mi? Çaylı bir... şey. Pinti Panda'ya selam olsun. Çok sever o çocuğu. Harbi mi? Ama. Sizin oyun dünyasındaki tipler... Arkadaşlar maç var tamam. Maç izleyenler maç izlemeye gidebilirler. Sıkıntı yok. Bittiğinde gelirsiniz. Arada gelirsiniz.
Buraya sürekli maça gidiyorum, maç var maç var yazmayın, gerek yok. Seni seviyorum ben ya. Abi oyuncu tatlı adamdır ya. Yani mesela... işinde gücünde yani oyunla oynar, o hikayeyi sever böyle. Ben şeyi de seviyorum, bizim çocuk egoisti. Burak. Bizim ortaklardan kulüpte mesela. Çok düzgün bir çocuk yani. İşte ailesini kurdu şimdi, ev yaptı. Evet evet, onu mutlu. Evlendi. Aynen. İşte Tuğkan'ı aynı ona keza. Gerçi Tuğkan gamer sınıfına giriyor mu? Gamer tabii canım, çok eski oyuncu o da yani. Ay ben ama hiç gamerlığını görmüyorum. Benim izlediğim... Abi beni gömmeye mi açtınız lan bu videoyu? Gamerlı, ben gamer değilim bir kere ya. Ben gamer olsam bütün gün bir oyunda kasarım kendimi. Allah Allah ya. Kısımlar hep aslında sohbet abi, herkes gamer. Yani mesela Enes, Orkun bunlar hep gaming kanalıydı. Şeye başladıklarında. Orkun aslında ilk şey kanalı. Sihirbazlık kanalı Orkun. 2010'larda falan, 11'lerde falan. Teşekkür ederim bu arada yine beni hatırlayıp da söylemesi. Hype. Onunla bir şeyler yapacağız. Aynen öyleymiş. O da çok uzunmuş oğlum öyle. Uzun. Benim babam Üsküp doğumlu, annem Bulgaristan göçmeni. Bizim ya. 85 nesli, 90 nesli kısa olmadı. Ama ya. Evet. Neden acaba? GDO'lar yoktu abi. Tavuklar böyle bu kadar değil. Ya da tam tersiydi. Çok vardı da bilmiyorduk ya. Olabilir. Yaşlandık be abi. 41. Maşallah. Neyse, iyi bakın kendinize. Oo, 30 bin içiyorlar ha şu an. Evlatlarım. Acile ne aşağı? Öğüt diliyorum, şeyinde de temizledim. Aletine geldin, yargıyı verdi abi adam. Ne yapacağız? Tanıyorsunuz zaten. Her yudum en az 40 bini var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok afiyet olsun arkadaşlar. Kendimizi bitti, feda ettik içerik olsun diye. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Güzel seri aslında ya. Birazcık rencide ediyor ama güzel. Edirne'nin evine abi, Tuğkan abinin evine gidiyor. Bugün Anlostların evinde hijyen ölçümü...